bugüne her geçen saat gerilimin arttığı kaynayan Orta Doğu ile başlıyoruz. İşgalci İsrail güçleri Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a dikti. Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın işgal planını devreye soktu. İran'dan da İsrail'e füzeler ateşlendi. İşte son detaylar. Peş peşe ateşlendi her bir füze. Başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in dört bir yanında siren sesleri yankılandı. No! You! You! İsrail topraklarına sağanak şeklinde inen füzeler her karışa ayrı bir enkaz, her köşe başına şarapnel parçası bıraktı. İran büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız. Gazze kasabanın tehdit ettiği İran ateşlemişti füzeleri. Tahran yönetimi Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a diken işgalci İsrail'e karşı misilleme için akşam saatlerinde düğmeye bastı. İran'ın dini lideri Hamaney'in talimatıyla 200'e yakın balistik füze aynı anda ateşlendi. İçlerinde ses hızını aşan hipersonik füzeler de vardı. İsrail'e ait 3 askeri noktanın hedef alındığını belirtti İran. Ürdün ve Irak saldırı sırasında hava sahalarını kapattı. Birçok füze İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Tabii demir kubbeyi aşanlar da oldu. İran'ın füze saldırısı başarısız oldu. Netanyahu'nun saldırı sonrası ilk açıklaması böyleydi. Tahran yönetimini tehdit etti. İran büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Orta Doğu'da güçlü saldırılar düzenleyeceklerinin altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kapasitemizin sadece bir kısmını kullandık. İran'la çatışmaya girmeyin uyarısı da gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, İran'ın misilleme saldırısı sonrası acil toplantı kararı aldı. My direction, the United States military actively supported the defense of Israel. And we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. Orta Doğu'daki kriz Birleşmiş Milletleri de harekete geçirdi. Güvenlik Konseyi bugün saat 17'de acil koduyla toplanma kararı aldı. İsrail ise gece boyunca Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi vurdu.